Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 37.0 sürüm notlarından bahsedeceğiz. Yani Kasım güncellemesinde. Kusura bakmayın, masam pek müsait değil. İş güç falan var. O yüzden böyle çekiyorum videoyu. Kamera da çok kötü, kalite de çok kötü ama ekipmanlar bu şekilde. Kusura bakmayın bu kötü kalite için. Evet, başlayalım. Yeni görevler ve etkinlikler. Sorunlar denizi. Galactus vebası savaş diyarını tüketmeye devam ediyor. Dünya yiyenlerin aç gözleri Wakanda'ya çevrildi. Shuri önemli bir diplomatik görev için oyuncudan yardım istedi, yani bizden. Namor'u Wakanda'nın sıkıntılarına kapılarını açması için ikna etmeleri gerekecek. Ancak ölümcül Attuma'nın bu yeni gelenler için başka planları olabilir. Her iki evini de sorunlar denizinde kaybolmaktan kurtarmak oyuncu ve Shuri'ye kalmış demiş. Bu arada sürüm notlarından hemen sonra Kasım yan etkinliğinden de bahsedeceğiz arkadaşlar. Videonun başında söylemeyi unuttum. Evet, sorunlar denizi diye yeni etkinliğimiz geliyor. Ya da aylık maceranın ismi de olabilir bu. Shuri ve Attuma yarışmaya girdi. Wakanda Prensesi ve Wakandan Tasarım Grubu'nun başkanı Shuri'nin dehası ve yaratıcılığı Wakanda'nın modern teknik üstünlüğünün çoğunun arkasındaki itici güç olmuştur. Geleneklere veya törenlere takılmayan Shuri sürekli olarak Vibranium teknolojisinin sınırlarını zorluyor. Ve kardeşi Kara Panter T'Challa tarafından kullanılan gelişmiş takımların arkasındaki akıldı, diyor. Attuma, Taloka'nın sadık bir koruyucusudur. Ve Kral Namor'a halkını aşağıdaki ve yukarıdaki tehditlerden korumada yardımcı olur. Aşağıdaki ve yukarıdaki. Attuma, fırsatları yakalama becerisiyle gururlu ve güçlüdür ve demir planları ters gittiğinde bile asla tam olarak pes etmeyecektir. Şimdi Talokan, yüzey sakinlerinin tehdidi altındayken Attuma halkını ve kültürünü savunmak için gerekli her yola başvuracak, destekleri yöntemleri aynı fikirde olmasa bile falan filan. Evet, Reliquary'e girin, diyor. Andaçların bir zulası ortaya çıkarıldı, diyor. Andaçları burada kullanacağız herhalde. Ödülünüzü almak için her hafta Reliquary'de savaşın. Reliquary, boss dövüşlerinden oluşan bir koleksiyondan oluşur. Bazı yollar çok sayıda dövüş içerirken diğerleri sadece birkaç dövüş içerir. Ayrıca yeni bir geçici zorluk olan Elder, Thronebreaker ve daha yüksek bir seviye ulaşanlar için kullanıma sunuldu. Ekstra andaç ödülleri için tamamlayın, diyor. Evet, Elder diye yeni bir zorluk geliyor arkadaşlar. Herhalde 7 yıldızlı rakipler burada karşımıza çıkacak. Elder zorluğunda ihtiyar zorluğu olacak diye düşünüyorum. İhtiyar yazacaktır büyük ihtimalle. Zahmetin sonsuzluğu bunalımdan hiç bahsetmiyorum. Zaten geldi. Diğer özellikler ve iyileştirmeler. Andaçlar. Oyuncular artık yeteneklerini büyük ölçüde geliştirmek için şampiyonlarına bağlayabilecekleri andaçları toplayabilecekler. İlk andaç bırakma türü, savaş sırasında size yardımcı olması için bir striker çağırmanıza izin veren Battlecast'lar olarak adlandırılır. Battlecast'lar farklı nadirlikte elde edilebilir ve her biri şampiyonlarınıza daha fazla fayda sağlar. Ancak bunların tümü size bir forvet ve en az bir başka avantaj sağlar. Andaçlara bağlı şampiyonlar vuruşlar ve vuruşlarla doldurabilecekleri bir vuruş göstergesine erişim kazanacaklar. Doldurduktan sonra combo veya özel saldırınızla zincirleyebileceğiniz bir combo gerçekleştirecek bir forvet çağırmak için ona dokunabilirsiniz. Bunu zaten arkadaşlar videoda göstermiştim beta serverında. Onu hala izlemediyseniz videonun sonunda bıraktım izleyebilirsiniz. Andaçlar bu oyun sonunda mevcut olacak ama andaç kristal parçalarını piyasaya çıkmadan önce toplamaya başlayabileceksiniz, diyor. Aynı 7 yıldızlı parçaları gibi. Kasım sonunda andaçlar olacak ama kristal parçalarını önceden toplayacağız yine. Güncellenen şampiyonlar. Rocket Raccoon tüm teçhizatını kurcalıyor ve ateş gücünü yükseltti. Güncellenen kit ile ilgili her şeyi Champion Spotlight'ta okuyun. Bunun özelliklerini de paylaşacağım birazdan. Kara Panter görsel bir makyaj aldı. Oyundaki yeni görünümüne göz atın, diyor. Hadi bakalım. Yedisinde göreceğiz yeni görünümünü. Hani Thor Jane Foster'da yepyeni bir görünüm almıştı ya. Böyle daha farklı görünüyordu. O mantık herhalde. Evet, hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler. Yinelenen 6 yıldızlı şampiyonlardan 7 yıldızlı parçalar alın. Yinelenen bir 6 yıldızlı şampiyonu elde ettiğinizde 275 7 yıldızlı parça alacaksınız. Toplamaya başlamak için 37.0'a güncellemelisiniz. Aman dikkat, güncelleme 7'sinde arkadaşlar. Akşam 8'de güncelledikten sonra kristallerinizi açın derim ben. Yinelenenlerde 7 yıldızlı parça var. Yeni 6 yıldızlı maksimum özel kristaller demiş. Bir süper seviye 206 yıldızlı şampiyon çoğalttığınızda maksimum imza kristallerinden 7 yıldızlı parçalar kazanma şansı elde edin. Bu yalnızca 37.0 yükseltikten sonra çoğalttığınız şampiyonları etkiler ve daha önce kristal elde etmez. Eskiden 6 yıldızlı şampiyonu 200 kopya açtığımız zaman 1100 6 yıldızlı parça alıyorduk. 550 yerin yok. 1100 falan alıyorduk galiba. Şimdi o artık 7 yıldızlı parça oluyor. Savaş alanlarında şampiyonlar yasaklanırken görsel efektler düşürüldü, diyor. Evet, karınca adam. Karınca adamın özel saldırı bir animasyon sırasında küçüleme sorunu düzeldi. Anka kuşu falan filan. Bu hata düzeltmelerini siz okuyabilirsiniz arkadaşlar. Tek tek okumayayım şimdi. Önemli bir şey görürsem onu söylerim. King Karasuna ne demiş? Saldırganın muhafız üzerindeki bir iyileşme bloğu yenilediğinde düğümün bir zayıflatıcı başlıkla etkinleştirmesi nedeniyle olan bir sorun düzeltildi, demiş. Cytalis ile ilgili bir şey var. Cytalis'in son aşamasında tuzak kurmaması sorunu düzeltildi. 8.1 boss'u arkadaşlar. Tuzak kurmuyormuş arada anlaşılan. Mystic Dispersion Karosu bu açıklamasının eksik olması düzeltiyor. Bu İttifak Savaşı Karosu arkadaşlar. Iska geçtiğimiz Karo bu. Onun açıklamasının eksikliği varmış.
Evet, buradan okuyabilirsiniz. Hata düzeltmelerini videoyu durdurup veya sürüm notlarından. 37.0 notları bu şekilde. Şimdi de yan maceradan bahsedelim. Evet, kısa keselim. Yeni görev yollarına ve ödüllere erişmek için özel mesajlardan ve 28 günlük takvimden reliker anahtarlarını kullanın. Daha büyük ödüller için 7 yıldızlı rakiplere meydan okumak için yeni sınırlı süreyle Elder zorluğuna girin. Yani ihtiyar zorluğuna. Jabari Panther'ı ve diğer birçok şampiyonu kadronuza ekleme fırsatı için diş ve pençe kristal parçaları toplayın ve kristalleri açmak için kullanın. İlk kez için yadigar, yani andaç kristal parçaları kazanın ve şampiyonlarınıza güçlü yeni yetenekler ekleyen andaçları almak için kristalleri açın demiş. Evet, Reliquary'e girin. Ne zaman başlıyor? 9 Kasım'da başlıyor. 7 Aralık'ta bitiyor. Burada ters yazıyor biliyorsunuz. Güçlü yeni kalıntıları, yani andaçları aramak için Reliquary'de savaşın. Ancak dikkatli olun, daha güçlü düşmanlar da andaçları arıyor. Daha büyük ödüller için 7 yıldızlı rakiplere ilk kez meydan okumak için yeni ihtiyar zorluğuna girin. Reliquary Quest'e özel diyor bu arada. Bu yani ilerleyen aylardaki yan maceralarda olacak mı belli değil ihtiyar zorluğu. Belki de bu aya özel. Evet, düzene bakalım. 28 günlük takvim ve oyun içi mesajlardan Reliquary anahtarlarını edin. Reliquary anahtarları herhangi bir zorlukta kullanılabilir ve kullanım sırasında tüketilmez. Altısı 4 hafta boyunca verilecek erişim anahtarlarını gerektiren 7 yol. Yani 7 yol olacak, 6'sı anahtar isteyecek. Bir tanesi açık. Kara başına bir enerji, 4 zorluk, ayrıca yeni sınırlı süreli bir yaşlı zorluğu, yani ihtiyar zorluğu dedi zaten onu. Her defans oyuncusu son iki patron dışında andaç oyuncularını elde edebileceği türde bir yadigar temsil eder. Andacı temsil eder diyor. Göreceğiz. Her yol savunucusu patron düzeyinde bir dövüştür. Oyuncular Kasım ayında yarışmaya katılan en yeni iki şampiyon arasından bir patron dövüş seçiyor demiş. Peki. 28 günlük takvim demiş. Burada ünvanınıza göre takviminize bakabilirsiniz. Burada taht kırıcıdan bahsediyor. Bir de paragondan bahsediyor. Tek tek bakabilirsiniz 28 günlük takvime. Evet, gördüğünüz gibi paragonlara ne veriyormuş? Bir bakayım şöyle. Niye böyle takıldı? Paragonlara her gün 200, hafta bir de 250. O özel kristal parçasından veriyor. Sonra Reliquary anahtarı 2. Sanırım taht kırıcıyla bir tek 7. gün farklı. 1000 tane 3 yıldızlı andaç kristali parçası veriyor. Niye 3 yıldızlı veriyor anlamıyorum. 3 yıldızları mı bağlayacağız? Önce yani 3 yıldızlı andaçları zaten 6 yıldızlara bağlayamıyoruz diyebiliyorum ben ama hiç belli olmaz. Öyle bir kural var mı bilmiyorum. Belki 6 yıldızlı andaç, 6 yıldız yani 6 yıldızlı andaç 6 yıldızlı hero'ya bağlanacak diye bir kural yoktur belki. Belki 3 yıldızlı da bağlayabiliyoruzdur. Ama bundan emin değilim arkadaşlar. Belki öyledir. Devam edelim. Yan macera ödülleri demiş. Kahraman zorluğu, usta zorluğu, neydi bu? Epik zorluk, efsanevi zorluk ve ihtiyar zorluğu. Bakalım efsaneviden başlayalım önce. Efsanevide klasik 5 yıldızlı uyandırma cevheri kristali, 6 yıldızlı imza taşı bir tane demiş. Artı 5'lik. Ya mitik kristal ya da 3600 yıldızlı parça seçeceğim. %2'lik ikinci kademe veya birinci kademe alloy kristali. Alloy arkadaşlar andaçların katalizörü bu arada. Alloy diye bir şey geliyor. O andaçların katalizörü olacak. Hani nasıl 4. kademe katalizör kullanıyoruz biz? 1. kademe katalizör, 2. kademe katalizör kullanıyoruz hero'ları yükseltmek için. Bunda da alloyları kullanacağız. %10'luk veriyor ilk önce. Ay, bunların da ilk parçalarını çıkarmışlar. İki falan önemli bir şey var mı? 6 yıldızlı kristal parçası 6000 tane. 1 milyon 200 bin gold. Güzel. Yani altın. Kristal parçaları. 4 yıldızlı andaç kristal parçaları 500 tane. Ve 3 yıldızlı içinde 1500 tane demiş. Güzel görünüyor. Ve ihtiyar zorluğununkine bakalım. S5 kristali diyor arkadaşlar. S5 kristali veriyor, vay be bir tane. Tabii artık bunların tam kristal vermeye başlamaları lazım bence de. 6 yıldızlı taş artı 5 demiş. %50 S5 seçici. 2 tane MB. Güzel, yani bir tane daha kısacası S5 alabiliriz. 3 tane T5, 4 tane A2, 6 yıldızlı imza taşı 5 tane. 6 imza taşı kristali 5 tane. %2'lik gene ikinci kademe 5 tane alloy kristali. Bakalım A2 basic alloy fragment. Parçaları tamam. Düz veriyor herhalde. 5 yıldızlı andaç kristal parçaları 1000 tane. Daha 6 yıldızları vermeye başlamıyorlar herhalde andaçta. En fazla 5 yıldızları verecekler. 3. kademe alloy 1400 tane. Güzel. 4 yıldızlı andaç kristal parçaları 3000 tane. 9000 A3, 11000 özel kristal parçası. 11400 T6 ve 15000
6 yıldız kristal parçası 2 milyon altın. Şu altını biraz daha arttırsalar çok güzel olacak ya. Ya şu 2 milyonla 1 milyon 200 bin alsak arkadaşlar 750 bin de aldık hadi. Bir tane Euro'yu R3 atmaya yeter en fazla. İyice arttırmaları lazım artık bunları. Evet, görevler KPO üstü demiş. Görevde demiş ki karınca adamı, halkı, Scarlet, Juggernaut, Thor, Venom, Wolverine, Storm, Vision, Hulkbuster, kış askerini veya kara panteri yen demiş. 12 puan. Ödül de 2003 yıldızlı andaç kristali parçası demiş. Evet. Diş ve pençe kristal şampiyon havuzunda bakalım neler var. Blade 6 yıldızlı nasip olur mu acaba? Venom Tigra çok güzel. Venom da güzel. Killmonger güzel. Vulture, Venompool güzel. Sauron, Sabretooth, Jabari Panther, Hitmonkey güzel. Black Panther, Anti-Venom güzel. Sasquatch güzel. Kırmızı Cin, Yaşlı Adam Logan, Mangok, Dragon Man, Carnage, Kara Kedi güzel. Wolverine -3, Yeşil Cin, Kara Panther, Kahramanların Savaşı, Rocket Raccoon güncelleme alıyor güzel. Ve Beast ama ne kadar güzel onu daha bilmiyoruz tabii ki. Evet, platin kaplama etkinlikleri, platin pool etkinlikleri geri dönüyor arkadaşlar. Başka bir anime değil, referans değil, kişi etkinliği diye bir etkinlik. Başka bir anime referans değil diyormuş. Bu özel sol etkinlikte puan kazanmak için savaş alanlarına girin. Süper muhteşem kristaller, 6 yıldızlı platin pool parçaları ve daha fazlasını kazanın diyor. Savaş alanlarından kazanacağız demek. Şövalye ve üstüyseniz sadece bu arada. Platin kırılmaz arenası geliyor. Ben bu arenaya girmem zaten artık. KPO ve üstü diyor. 4, 5 ve 6 yıldızlı şampiyonlarınızı bu arenaya götürün. Muhteşem kristallerde 5 yıldızlı platin pool parçaları ve daha fazlasını kazanın diyor. 5 yıldızlı platin pool çıkmış. Platin pool parça takası. Eşleşen nadirlik seçici için bir parça için bir muhteşem bir ve bir süper muhteşem tek parça takas edin. Takas maliyeti her saat güncellenecektir. Modelden takas etmek istediğiniz parçaya dikkat edin. Bir parça takas ettikten sonra aynı adetli paket mağazadan kaybolacak. Ha, takas mağazası. Elinizde kaç tane parça varsa işte atıyorum 5 tane kol mu var? Takas edebileceksiniz. Güzel olmuş. Platin Palooza çift parça etkinliği demiş. Seviye 5 ve üstü olmanız lazım. Ücretsiz bir ödül yolu ve bir etkinlik girişi ücretli ödül yoluyla 2 ödül fırsatı demiş. Evet, yeni Platinum Palooza Double Track etkinliklerinde kilometre taşı ödülleri kazanın demiş. 2 günde bir Gold Track Milestone ödülü kazanmak için Double Track etkinlik ekranında günlük tekli görevleri tamamlayın. Double Track etkinlik etkinlikleri Double Track etkinlik ekranında her gün akşam 8'de görüntülenecektir Türkiye saatiyle. Oyuncular aynı anda en fazla 2 hedefe sahip olabilir. Hali hazırda 2 aktif hedefiniz varsa 3.sünü alamazsınız. Bazı kilometre taşları ilerleme kilitli ödülleri olan seçiciler içerir. Seçici ödülleri talep edilmeden önce herhangi bir zamanda araç ipuçları aracılığıyla ön izlenebilir. Hak talebinde bulunduğunuzda şu anda uygun olduğunuz seçenekler arasında seçim yapmanız gerekecektir. Platin geçişte daha fazla ödül için ücretli bir seçenek de mevcut olacak demiş. Yani illa ücretli bir şey ekliyorlar yani. Evet, ve tekli etkinlikleri kazanmak için yeni çevirin diye bir şey var. Ateşli silahlar ve öfkeli kristaller Platinum Palooza etkinliğinin belli kilometre taşlarında bulunacak. Yeni Guns Blazing kristal açarak 6 yıldızlı Rocket Raccoon kazanın. Henüz şövalyeye ulaşmamış oyuncular yeni öfkeli kristaller açarak 5 yıldızlı Rocket Raccoon kazanabilirler diyor. Bu kristaller ayrıca 24 Kasım akşam 8'den itibaren ve 26 Kasım akşam 8'e kadar devam edecek olan Crystal Vault'ta 4 Aralık akşam 8'e kadar ikinci bir çalışmayla 6 Aralık akşam 8'e kadar devam edecek. Ne kadar çok kullanmış terimi. Ben de keşke onu şey yazsaydım. Türkiye saatiyle akşam 8 ama belli oluyor. Evet. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. 7 yıldızlı rakiplerimizi ihtiyar zorunda görmek için can atıyoruz. Nasıl olacak çok merak ediyorum. İhtiyar zorluğu ne kadar zorlayacak bizi hep birlikte göreceğiz. Ve Rocket Raccoon nasıl olacak onu da göreceğiz. Birazdan güncelleme güncellenmiş özelliklerini atacağım. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.